size İstanbul'un ağaçları konusundan bahsedeceğim. Hepimizin bildiği gibi İstanbul çok eski ve tarihi bir kent. Birçok farklı medeniyete de ev sahipliği yapmış bu süreçte. Ve çok önemli ticaret yolları üzerinde bulunuyor. İklimsel özellikleri çok elverişli, toprakları bereketli, ılıman bir yapısı var. Bu da çeşitliliği arttıran bir durum. Ama bir o kadar önemli faktör var ki o da bu ticaret yolları üzerinde bulunması ve farklı medeniyetleri barındırması bünyesinde. Çünkü her gelen uygarlık kendi tarihini, kültürünü, bildiği bitkileri de buraya birlikte taşımış ve ticaret de tabii bunda etkili bir yöntem olmuş. Ağaçlar üzerinde bakacak olursak, şimdi yüzlerce farklı ağaç türü var tabii İstanbul'da. Hepsini bu videoya sığdırmamız mümkün olmadığı için biz böyle belli başlı birkaç tür üzerinde duracağız. Bunların belli özelliklerini vereceğim ki gördüğünüzde ayırt edebilin, farklılığını görün ve tanıyabilin bitkileri. Bazı hikayelerini anlatacağım ki akılda kalıcılığı artsın. Bir de bazı adresler verebilirim ki böyle gittiğinizde bu anıtsal örneklerini orada bulabilin. En yaşlı ya da ulu olanlarını tanıma şansına erişin diye. Umarım keyifli bir anlatı olur hepiniz için. İlk ağacımızın adı Erguvan. Latincesi Sersis Siliquastrum. Bu ağaç İstanbul'un simge ağacı olarak kabul ediliyor. Baharda ilk çiçeklenen ağaçlardan biri. Yapraksız çiçekleniyor. Gövdesinde, dallarından bile böyle çiçekler fışkırıyor. Rengi de dikkat çekici. Çarpıcı bir rengi var. Böyle pembeden mora dönen fuşya gibi bir rengi var. Ve ismini de Erguvan rengi diye almış durumda. Zaten oradan bir özelliği anlaşılıyor. Bunu en çok Boğaz'da görebiliyoruz. Boğaz sırtlarına sanırım Osmanlı döneminde çok fazla ekilmiş. Tabi Boğaz'ın da kendisinin böyle yapısının mimarisi, tarih yapısıyla bütünleşmiş bir ağaç. Bir de güney ve orta yamaçlarını daha çok görebiliyoruz. Çünkü kendisi Akdenizli bir bitki. İstanbul'a ilk getirildiğinde böyle eski köy mezarlıklarına dikilmiş. Ve zamanla doğal yayılım göstermiş. Ve İstanbul'un kendi ağacı haline gelmiş. Bu doğal yayılımında, yani şu an her yerde görebiliriz aslında. Birçok mahalle aralarında, bütün İstanbul'un her yerinde kendisi yaşayabiliyor. Çünkü çok rahat bir bitki. Böyle taşlık, kaya çatlakları her yerde toprak olarak kendisi boy gösterebiliyor. 10 metre kadar boy yapıyor ortalama. Bizans döneminde de karşımıza çıkan bir ağaç kendisi. Bizans'ın da böyle resmi rengi kabul edilmiş Erguvan rengi. Ayrıca böyle hanedanlığa doğan her bebek için Erguvanlar içine doğdu diye bir söylem kullanılıyormuş. Renk çok zor elde ediliyormuş. O zamanlar deniz kabuklusu, bir tür deniz kabuklusuyla bu rengi sağlayabiliyorlarmış. Hatta bir elbise için 12.000 deniz kabuklusu kullanılıyormuş. Böyle olunca da zamanla güç ve zenginlik simgesi haline de gelmiş bu renk, Erguvan rengi. Avrupa'da da salatalarda falan çiçekleri kullanılıyor. Böyle ekşimsi bir tadı var ve bayağı böyle süslü bir görüntü sağlandığı için salatalarda çok karşılaşacağınız bir çiçek Erguvan çiçeği. Ve oradaki ismi Erguvan'ın Yahuda ağacı olarak geçiyor. Çünkü onların hikayelerinde Hazreti İsa son akşam yemeğini yedikten sonra Yahuda gidip onu ihbar eder. Ve sonrasında çok pişman olur ihbar ettiği için. Üzüntüsünden kendisini gidip bir ağaca asar. Bu ağaç Erguvan ağacı. Ve Erguvan'ın çiçeğinin beyaz olduğu söyleniyor o dönemlerde. Ama Yahuda kendini astıktan sonra üzüntüden ve utançtan önce pembeye dönen ağaç sonra kan kırmızısına döner. Oradan da utancın rengi olan morumsu bir tona ulaşır diye bir inanışları var. Dediğim gibi İstanbul'da birçok yerde karşılaşabilirsiniz ama böyle güzel 10 metre civarında boy yapmış örnekleri Fener Yolu'nda ve Göztepe Özgürlük Parkı'nda bulabilirsiniz. Bir diğer ağacımız kokar ağaç. Aslında bu çok sevilen ya da bilinen bir ağaç değil. Ama özellikle bu ağaçtan bahsetmek istedim. Çünkü çok farklı özellikleri bünyesinde birlikte barındırıyor. Şimdi adından da anlaşılabileceği gibi kokan bir ağaç bu. Kötü bir koku yayıyor. Dişi ve erkek çiçekleri farklı ağaçlar üzerinde bulunuyor. Ve bu erkek çiçeklerinin olduğu ağacın yaprakları ve çiçekleri kötü kokuyor. Ve hayvanlar da bu yüzden bu ağacın yapraklarını yemek istemiyorlar. Tabii bu da onun hayatta kalma şansını bayağı arttırmış oluyor. Zaten çok da rahat yaşayan bir bitki. Ana vatanı Çin ama hiçbir özel koşul istemiyor yaşamak için. Hava koşullarından ya da olumsuzluklarından hiç etkilenmiyor. Egzozdan, hava kirliliğinden etkilenmeyip her yerde büyüyebilen bir ağaç. Hatta bu yüzden şeylerde kullanılıyor. Gece kondu mahallelerinin ağaçlandırılmasında kullanılıyor. Çünkü çok hızlı büyüyor. 50 yıl kadar yaşıyor ama inanılmaz hızlı bir büyüme yapıyor. Tabii bu ağacın
yani üst aksamının büyüdüğünü biz görüyoruz ama ne kadar üstü büyüyorsa bir ağacın altına da o kadar kök gelişimi oluyor. Bu kadar fazla kök gelişimi olunca da o, mesela en çok bunu Sirkeci Halkalı Banyo hattında bulabilirsiniz. Küçük ormanları bulunur yol kenarında orada. Çünkü kimse müdahale etmemiştir. Kendi kendine bir yayılım göstermiştir. Ve orada yedi kuleye doğru uzandıkça surlar başlar ve surların alt tarafında bütün temellerini sarsmıştır bu. Bayağı tahrip edici özelliği de vardır yani aslında. Dezavantajı olduğu kadar avantajı da olabiliyor ve bu içinde değişiyor sürekli. Aslında ağacın görüntüsü çok güzel. Böyle bayağı çiçekleri falan gösterişli, yaprakları, yeşil, çok güzel bir ağaç. O yüzden de Avrupa'da cennet ağacı demişler. Bu da iki farklı kültürün farklı özelliklere bakıp ne kadar başka anlamlar çıkarabileceğin bir örneği aslında. Kokar ağacın güzel bir örneğini görmek isterseniz Gülhane Parkı'ndan Arkeoloji Müzesi'ne doğru giderken sağ tarafta bir duvar yükseliyor. Ve duvarın ortasından bir kokar ağaç çıkıyor. Yani ağaç böyle hiç toprakla bağlantısı yokmuş gibi duruyor. Çünkü çatlaklarından büyümüş. Dediğim gibi çok rahat büyüyen bir bitki. Böyle çeşme kenarı, yol kenarı, çatılar, her yerde çıkıp karşınıza çıkabilecek bir ağaç. Ve İstanbul'un bayağı aslında böyle şeyini almış durumda yani. Ele almış durumda İstanbul'daki yayılımını. Çok sık görüyoruz ama tanımıyoruz. Belki ilginizi çeker dedim. Tıpkı kokar ağaç gibi her türlü zorluğa göğüs gerip şehri adeta ele geçiren bir başka türümüz incir ağacı. Latincesi Ficus carica. İncir ağacı çok eski bir ağaç. 5000 yıldır yaşadığı biliniyor. Böyle nereli olduğu konusunda çeşitli rivayetler var. Ama en son Doğu Akdeniz, Batı Anadolu'lu olduğu kabul edilmiş. Çünkü her yerde yayılım göstermiş. Bu yüzden de bu netleşemeyen söylentiler. Çok eski çağlarda kültüre alınmış bir ağaç. Çok bilinen bir meyve ağacı ve olan hani rahat yetişen bir meyve ağacı diyebilirim. O da hiçbir şekilde etkilenmiyor. Toprak yapısından, hava kirliliğinden hemen her yerde, her çatlakta karşınıza çıkabilir. Yine kokar ağaçla benzer bir özelliği, onun yine dişi ve erkek çiçekleri ayrı ağaçlar üzerinde bulunuyor ve bu yüzden de şeylere muhtaç durumda. Kuşlara, arılara, sineklere, bunlarla bir iletişimi olmak zorunda tozlaşma için. Bir incir sineği diye bir hayvan var ve şeyle, incir meyvesiyle mutualizm örneği olarak güzel bir ilişkisi var. Çok güzel bir örnek bu. İncir sinekleri larvalarını bırakmak için incirin meyvesine muhtaç durumda. İncir meyvesi de diyeyim, bu çekirdeklerinin tozlaşmasını sağlayabilmek için bu sineğe muhtaç durumda oluyor. Dişi incir sineği erkek incir meyvesine bir delik açıp bir şekilde içeride yol alıyor ve larvalarını buraya bırakıyor. Ama yolda girerken incir meyvesinin içine kanatları kopuyor. Yani içeride hapis kalıyor, çıkamayacak pozisyonda. Onun görevi burada bitmiş oluyor. Yumurtalarını bıraktıktan sonra erkek ve dişi sinekler çıkıyor yumurtadan. Erkekler kanatsız doğuyorlar. Çünkü onların da tek görevi dişi sinekleri döllemek ve çıkışı için bir tünel kazmak incirin içinde. Bu görevini tamamlayan sinekler yine orada kalıyor. Erkek sinekler ölüyor ve dişi sinekler üstlerinde böyle tozlaşmayı sağlayacak polenleri de alıp içeriden çıkıp kanatlarıyla uçup gidiyorlar ve yayılmayı sağlıyorlar. Böyle bir ilişkileri var. Çok eski bir, dediğim gibi, ağaç, incir ağacı ve böyle birçok tarihi hikayede de konusu geçiyor. Hatta bir deyim bile var, ocağına incir ağacı dikmek. Yine bu köklerinin çok hızlı ilerlemesi ve yayılması ve zarar vermesiyle ilgili aslında, binalara, yapılara diyebilirim. Onun dışında İncil'de adı geçer. Cennette yaşadığına inanılan, içinde bulunduğuna inanılan bir meyve ağacıdır. Adem ve Havva'nın cennetten kovulduktan sonra görülmesi istenmeyen yerlerini örttüğü üzerine resmedilen incir yaprağıyla resmedilir bu. Kur'an'da da surelerde geçer. Eski Yunan'da yapraklarından taç yapılıp takılırmış kadınlara ve doğurganlığı sembolize ettiğine inanılırmış. Hala da öyle aslında, doğurganlığı sembolize ettiğine, bereketi sembolize ettiğine inanılıyor günümüzde de. Aslında incir ağacını her yerde tanırsınız, görürsünüz çünkü. Böyle elsi, kocaman yeşil yaprakları vardır. Gövdesi gridir, pürüzsüze yakındır. Ve çok gövde yapma eğilimindedir. Boğumlu gövdeleri vardır. Boyu çok uzun değildir ama enine bir yayılım gösterir fazlasıyla. Meyvesini de zaten bilmeniz yoktur diye düşünüyorum. Bir diğer ağacımız at kestanesi. Günümüz İstanbul'unda hemen her yerde karşılaşabileceğiniz bir tür. Heybetli, ulu bir görünümü var. 25 metre kadar boy yapıyor. Tepe tacı da çok geniş. Bu da ona görkemli bir görüntü kazandırıyor. Yol kenarlarında çok karşılaşabilirsiniz. Ana vatanı aslında Balkanlar. Osmanlı zamanında ilk kez İstanbul'a getirildiğine inanılıyor. Ve Arnavut bahçıvanlar sanırım bunu buraya taşımış.
Evliya Çelebi ilk kez Bulgaristan'da görüyor. Öykülerinde konu ediniyor. Ve 1. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1576 yılında bir Avusturya Macaristan Büyükelçisi ülkeyi ziyaret ediyor. Ve Topkapı civarını geziyorlar sarayları. Orada bu ağacı görüyor. Çok etkileniyor, beğeniyor. Ve giderken ülkesine birkaç at kestanesi tohumu ve lale soğanlarını birlikte götürüyor. Burada atlara yedirildiğini görmüş ve o yüzden atların çok sevdiği bir tohum olduğunu düşünmüş ve isminin at kestanesine çıkmasına sebep olmuş aslında orada. Aslında o dönemde atlarda soluğan denen bir hastalık varmış ve bu kestanenin tohumları bu hastalığa çok iyi geliyormuş. Bu sebeple kullanılmış. Aslında bu da bir yanılgı ama isim bir şekilde gelmiş o zamandan bu zamana kadar. Ve bir diğer yanılgısı da Büyükelçinin bunun ilk defa İstanbul'da gördüğü için İstanbul'dan Avrupa'ya taşınan bir tohum olmuş ama özünde Balkanlarda bayağıdır kullanılan, bilinen, doğal yayılan bir bitki. Artık İstanbul iklimi içinde doğallaşmış bir bitkidir aynı zamanda. 4 ayrı rengi bulunuyor. Beyaz, sarı, kırmızı ve pembesi var. İstanbul'da en çok beyazını görüyoruz. Biz bunun üzerine konuşuyoruz aslında. Ama sarısının da örnekleri var. Bazı saray bahçelerinde sarı çiçekli at kestanelerine rastlamak mümkün. Örneklerini görmek isterseniz Topkapı civarında çok fazla bulunuyor. Ayrıca Sultanahmet Camii etrafında, Ayasofya yolu üzerinde var. Ama en güzel örneği Beyazıt Camii'nin arka tarafında sanırım bulunan 200 yaşlarında, 18 metre boyunda, 4 metre de çaplarında çok böyle yaşlı, heybetli bir örneği var. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Salkım Söğüt. Latincesi Salix Babylonica. Ana vatanı Çin ama İstanbul'da doğal yayılış gösteriyor. Bizans döneminden beri İstanbul'da görebileceğiniz bir tür. Osmanlı peyzajında çok kullanmış bunu. Saray bahçelerinde havuzların diplerine ekmişler özellikle. Böyle sarkan görüntüsüyle suyun içinde güzel bir yansıma oluşturduğuna inanmışlar. 15 metre kadar boy yapıyor. Böyle dalları çok ince ve elastik yapıda. O yüzden dik duramıyor, aşağı doğru sarkıyor. Bu da onun ismini almasına sebep olmuş böylece. Onun dışında Anadolu'da bir söylem var. Koz gölgesi, kız gölgesi, söğüt gölgesi, yiğit gölgesi, dut gölgesi, it gölgesi diye. Bunun da açılımı aslında şöyle. Koz dediği ceviz burada. Ceviz ağacının gölgesi çok koyu bir gölgesi oluşuyor ve soğuk yapıyor altında çok oturulmadığı için. Bu evlenmemiş genç kızlarla ilişkilendirilmiş ve evde çok kalmayacak, genç yaşta gidecek diye genç kızlara böyle bir işte yorumda bulunulmuş diyeyim. Bir diğeri de dut gölgesi. Dutun da meyveleri dökülüyor ve sinek yapıyor, koku yapıyor diye böyle keyifsiz bir ağaç altı olarak düşünmüşler ve onu da köpeklerle özdeşleştirmişler. Söğüt'ü de yiğitlere yani işte en ideal olan ağaç altı gibi düşünülüp söylenmiş bir söz. Onun dışında da bereketi simgeliyor yine her zamanki gibi. Evinin bahçesine söğüt ekersen yaşlılığında o ailenin huzur bulacağına, rahat edeceğine inanılmış. Bir de dallarının elastik yapısı da Tanrı'nın kırbacı olarak yorumlanmış ve biraz da adaletle ilişkilendirilmiş bir ağaç kendisi. Çınar ağacı. Avrupa'dan Himalayalara kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan bu ağaç ilk kez İtalya civarında yaygınlaştığı bilinmektedir. Ortalama 2000 yıl kadar yaşar ve eski milattan önceki yazınlarda bile ismine rastlarız. Bu kadar eski bir türdür. 35 metre kadar boy yapabilir. 7 metre çapında da çap gövde yapısı yapabiliyor. Böyle gövde dalları çok büyük açılım gösterir. Bu yüzden de böyle anlamı cömertlik, sağlam karakter, ahlaki değerlerle içselleştirilmiş bir ağaçtır. İstanbul'da yol kenarlarında sıklıkla görürüz. Evet, hızlı büyüyen bir ağaçtır. Estetik görünümü güzeldir. Ama bunun dışında bir de egzozdan, tozdan çok etkilenmez. Bu yüzden de tercih edilir. Bir de kendi kendine dere içlerinde, ormanlarda doğal yayılım gösterir. Kendisi çıkar. Rahat büyüyen bir cinstir. İstanbul'un bir diğer karakteristik ağacı da çitlembik. Çıtlak, çıtlık gibi isimlerle de anılıyor. 300 yaşına kadar yaşayabiliyor. 20-25 metre kadar da boy yapıyor kendisi. Yuvarlak tepeli bir ağaç o da. O yüzden böyle güzel, geniş bir görünümü var. Kent iklimine de bayağı uyum sağlamış. İstanbul'da doğallaşmış, yayılmış bir bitki kendisi. Kuşlar meyvelerini çok seviyor. Böyle Haziran-Mayıs gibi çiçekleniyor. Meyveleri de böyle yeşilden turuncuya, turuncudan siyaha dönüşüyor. Böyle etli, sulu ve tatlı bir meyvesi var. Kuşlar bunları çok tüketiyor dediğim gibi. Ve tabii bu da yayılmasını kolaylaştırıyor. Bitki için de bir avantaja dönüşüyor.
Böyle İstanbul'a gelişiyle ilgili çeşitli söylentiler olan yeşil papağanların uğrak yeri kendisi. Hem konaklama için kullanıyorlar hem de meyvelerini çok severek tüketiyorlar. Bu egzotik kuşları görmek isterseniz eğer Çengelköy, Gülhane, Emirgan, Yıldız gibi alanlarda ve Florya Ormanı civarında bu ağaçların üzerindeki kuşları izlemeye gidebilirsiniz. Diş budak. Zeytingiller familyasından Fraxinus cinsine ait bir tür. İstanbul'da çok fazla karşılaşırsınız aslında. Yol kenarlarında iki taraflı olarak çok fazla dizili bulunurlar. Yaprakları karşılıklı, birbirine karşılıklı gelen kenarları dişli yapıdadır. Gövdesi dolgundur, düzgündür. Tepe tacı yuvarlak bir ağaçtır. Sulak yerleri sever, derin toprakları sever. Ama tuzlu sudan pek etkilenmediği için İstanbul'un hemen her yerinde rahatlıkla büyür. Kente çok uyum sağlamış bir türdür. 10 metre ile 30 metre arası boy yapar. Kışın yaprağını döker. Nisan'la Mart gibi çiçeklenir. Aynı erguvan gibi bir özellik gösterir. O da yapraksız çiçeklenir. Güzel bir görünümü vardır böylece. Bir ormanını görmek isterseniz Kağıthane'deki ormana gidebilirsiniz. 1. Mahmut döneminde 1745 yılında Kara Mürsel ve İzmit'ten ormandan bu ağaçları söktürmüştür 1. Mahmut ve bu şu an ormanını oluşturduğu alana diktirmiştir. Yıllar içinde heybetli bir görünüm kazanmıştır burası. Ama en yaşlı örneği Ayaz Ağa Korusu'nda bulunmaktadır. Orada çok farklı ağaç türlerini de bulabilirsiniz. Yine ulu anıt ağaçlar görebilirsiniz. Mesela gümüşü, ıhlamur, ova akça ağacı, çınar, at kestanesi gibi birçok böyle ulu ağaçla karşılaşabilirsiniz o ormanda. Bir de Bahçeköy'de İstanbul Üniversitesi'nin Orman Fakültesi'nin sanırım alanının içinde olması gerekiyor. Orada da güzel büyük bir örneği bulunmaktadır. 300 yaşlarına yakın diş budak ağaçlarını buralarda ziyaret edebilirsiniz. Şimdi herkesin tanıdığı bir ağaç olan çamdan bahsedeceğim. Pinus cinsine ait olan çamın birçok türünü İstanbul'da görebiliriz. En çok Halep çamı, ağlayan çam, sahil çamı ya da fıstık çamıyla karşılaşırız İstanbul'da. Aslında İstanbul'un doğal türü değildir ama giderek yerleşmiştir buraya dikim yoluyla çoğalmasına rağmen İstanbul'un silüetine ait bir bitkiye dönüşmüştür. Özellikle boğaz denince aklımıza gelen bir isimdir çam ağacı. O maviyle yeşilin iç içe geçtiği heykelsi görünümü, şemsiye gibi yapısıyla sürekli akla gelen bir bitkidir. Çamla ilgili çok fazla hikaye ve inanış vardır. Bunlardan bir tanesi yani tanrısallığı ile ilgilidir aslında çamın. İnanışa göre dünya, evren yaratılırken önce yer, gök ve insan yaratılmış. Hemen ardından da çam ağacı yaratılmıştır. O yüzden de ona bir tanrısallık atfedilmiştir. Ergenekon destanında da geçer bu. Bozkırdın sütünü içen bebek aslında bir çam ağacının altına bırakılır. Bu bir terk ediş değil, aslında emanet ediliştir. Çünkü çam onu koruyup kollayacaktır. Tanrısaldır çam. Özellikle meyvesi olmamasıyla bu özelliği kazanır. Heybetlidir, uludur, her dem yeşildir, yaprağını dökmez ve güçlüdür böyle dağ başında tek başına yaşayabilen görkemli bir görünümü vardır. Böyle bir anlam kazanmıştır. Bir de ağabey hayatla ilgili bir hikaye var. Küçük insanlar insanlığa ağabey hayatı kazandırmak isterler ve bir yolculuğa çıkarlar. Tavşanların üzerinde yolculuk yaparlar. Bu yolculukta en sonunda ağabey hayatı bulurlar ve yeniden yola çıkarlar bunu insanlığa götürmek için. Ama bazı insanlar yolda karşılaşırlar ve bu insanlar küçük insanları görüp gülmeye başlar. Bunun üzerine sinirlenen küçük insanlar ağabey hayat suyunu insanlara götürmekten vazgeçer ve bir ağacın dibine dökerler. Bu ağaç çam ağacıdır ve böylelikle ağaç hem tanrısallık kazanır hem de bir ölümsüzlük özelliği kazanır. Bunu da her dem yeşil kalıp yaprağını dökmemesiyle elde ettiğine inanılır. Çamla ilgili hikayemiz de bu kadar. Güzel ve narin görünümüyle birçok şarkıya, şiire konu olan bir diğer ağacımız da Magnolia. Latincesi Magnolia grandiflora. Kuzey Amerikalı bir ağaç aslında. Ana vatanı burası. 30 metre kadar boy yapabiliyor. Mayıs'tan Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar hatta çiçek açabiliyor iklimin değişikliğine göre. İstanbul'da sıklıkla görebilirsiniz. Daha çok saray bahçelerinde kullanılmış. Çünkü çok gösterişli, çok estetik bir ağaç kendisi. Yaprakları da en az çiçeği kadar güzel. Böyle parlak, mat, kocaman yaprakları bulunuyor. Çiçekleri de 15-20 santim büyüklüğünde güzel kokulu çiçekler. Yuvarlak hatlı bir ağaç genel olarak. Dikkat çekici bir görünüm var. Görmek isterseniz eğer Beykoz Kasrı'nda civarında çok fazla bulunuyor. Ve Beylerbeyi Dolmabahçe Sarayları'nda örnekleri mevcut. Kat
patlıcan ağacı. Latincesi Cedrus libane. Türkçe'ye sidir olarak da geçmiş olan bu ağacı Boğaz yamaçlarında çok fazla görebilirsiniz. Boğaz'da en çok fıstık çamı ve servilya karşılaşırsınız ama bir sonraki sıklık için de katran ağacı geçebilir. Katran ağacı olumsuz hava koşullarından, egzozdan, hava kirliliğinden çok etkilenir. Bu yüzden de kuruyarak ölme gibi belirtiler gösterebiliyor. En çok adalarda sağlıklı örneklerini bulabilirsiniz. Yaşlı, heybetli örnekleri burada bulunmaktadır. Gençken piramidal bir yapı gösterir. Yaşlandıkça tepe tacı yuvarlaklaşmaya başlar. Sarkık, düzensiz bir forma dönüşür. Çamla çok karıştırılır. Ama aslında katran ağacının iğne yaprakları daha kısa ve küçük tutamlar halindedir. Bir de kozalakları daha yuvarlak yapılı, daha estetik bir görünüm içindedir diyebilirim. Böyle bir ayırt edici özelliği bulunur. Farklı örneklerini görmek isterseniz Himalaya ve Atlas sediri, bir de Kaliforniya su sediri gibi örnekleri yine İstanbul'da gözlemleyebilirsiniz. Geldik ölümsüzlük sembolü olan serve ağacına. Latincesi Cupressus semper virens. 700 yılı aşkın bir süre yaşayabilen bu ağacı İstanbul'un tüm kutsal mekanlarında görebilirsiniz. Ne kadar kilise, manastır, cami, medrese, türbe, mezarlık, şehitlik varsa orada bilin ki bir serve ağacı vardır. Kutsallaştırılmış bir ağaçtır serve ağacı. Evet, ömrü uzundur, bunun etkisi vardır ama bir de gövdesine paralel uzanan dalları bulunur ve ruhları gökyüzüne, yani ölümsüzlüğe taşıdığına inanılır. Bu yüzden mezarlıklarda, kabristanlarda vazgeçilmez bir ağaç konumundadır. En çok örneğini Karacaahmet, Eyüp Sultan, Yedikule ve Ayvansaray gibi mezarlıklarla kaplı alanlarda bulursunuz. Burası adeta servili bir hat halindedir. Evliya Çelebi de öykülerinde çok bahseder. Hatta servili İstanbul diye tasvir eder İstanbul'u. Ne kadar ki bakarsanız eski İstanbul resimlerine gerçekten illaki bir serve ağacıyla karşılaşırsınız.